bu gecenin hikayesi kuyudaki sır. Uzun bir aranın ardından yine el cihazımla sizlere bir korku hikayesi yazdım. Dinleyelim bakalım. Bu gecenin hikayesi kuyudaki sır. 90'larda diyelim. Yeni semti meçhul. Orta halli bir hale var. Kirada oturuyorlar. İşte e, diğer akrabaları başka başka memleketlerde veya semtlerde. Bu ailenin babaanneleri vefat ediyor. Kadının e, iki katlı ama beton harbi bahçeli bir evi var. Etrafında da 3-4 katlı aile apartmanları falan duruyor. İşte kondu zamanları çökmüşler bunlar muhtemelen İstanbul'a ilk geldiklerinde. Bu babaannelerin evi de zamanında öyle yapılmış. Aile eski evi. Ev ve arazi babaannenin üzerinde. Aile e, vefat edince kiradan kurtuluruz diye mevcut oturdukları evi bırakıp bu eve yerleşiyorlar. Ee, ev iki katlı. Oda sayısı çok. Aile kışın ısınması sıkıntı olmasın diye alt kattaki odalara yerleşiyor. Sobalı ev. Ee, baba de işte kışın salonda yatıyor evin. Salonda yatıyormuş. Yazında daha serin oluyor diye üst katta koridorun dibinde gölgelik bir oda var. Orada kalıyormuş. Orada uyken vefat etmiş zaten. Ee, eve de zaten baba fazla bir eşyası yokmuş ama e, işte elden çıkaramadıkları 3-5 mobilyayı babaannenin vefat ettiği odaya taşımışlar o dipteki odaya. Kadıncağızın üzerinde vefat ettiği yatağı falan da orada yani o odada. Sürekli kapalı tutuyorlarmış bu odayı. Yukarıdaki odaları işte konservelik, kurutmalık erzaklar için kullanıyorlar. Doğru eşyası yok. Aile kalabalık ama o dönem için 4 kişi kalıyorlar. Hani anne baba 16-17 yaşlarında bir eleman var. Bir de ablası var bunun 4-5 yaş büyük. Diğer abileri ablaları evlenmişler böyle bir hale. Bunlar da bir akrabaları geliyor. Başka bir hale. Bunlara ellerindeki bir kullanılmış video oynatıcı getiriyorlar. Veya şeyler vardı ya eskiden kaseti oynatıcı. Video, video kaset izlerdik. 80'lerde 90'larda. evdeki bu 16-17 yaşındaki elemanla eşit bir yolları var. orla abisi falan. Kaynaşıyorlar hemen elemana. İşte eleman da diyor ki ya biz Almanya'da film falan kiralıyoruz. İşte burada da varmış film kiralanan yerler. İşte film kiraları salak. Kiralık kasetçiler vardı o dönem. Çoğu yerde. Bunlar kararlaştırıyorlar. İşte korku filmiyle kiralayalım. Gece Bavra döner diye izleriz diye kararlaştırıyorlar aralarında. Bunlar iki tane film kiralıyorlar. Yaz zamanı. Ee, anne babaları işte bu video oynatıcıyı getiren ailenin büyük oğlu falan bir iki sokak aşağıda komşu ziyaretine gidiyorlar. Bahçeye. Bu eleman yaşlı olan kuzeniyle evde kalıyorlar. salonda korku filmi izleyecekler o gece. Ondan sonra ablası mutfakta komşu evlerden bir arkadaşı var ablasının. Onlar da kahve falı bakıyorlar. Muhabbet çeviriyorlar mutfaktalar. Elemanlar ışığı da kapatıp filmi çalışıyorlar, çalıştırıyorlar. VHS'de salonun kapısı açık. Ve mutfak tarafından ışık geliyor sadece. Filme dalıp gidiyorlar. Bir ara hafif bir gıcırtı sesi duyuyorlar. Sanki böyle kapı hareket etmiş gibi eski menteşeler gıcırlar ya böyle. Rüzgar falan kapıyı mı oynattı diye bakıyorlar ama kapıda kıpırtı yok. Yani yaz günü yani cam kapı açık oturuyorlar ya. Filmin yarısına doğru gerildiklerinden filmle ilgili şakalaşmaya başlıyorlar aralarda Böyle esir falan yapıyorlar. Hani bayağı gerilmişler filmden. Şimdi şöyle tırsmam böyle korkmam ben sen mi korktun falan diye. Bir ara koridordan biri geçer gibi olunca eleman kafasını çevirip bakıyor böyle fark ediyor. Filmin etkisinde mi kaldık acaba diye düşünürken gözü kapının hemen kenarındaki eski camlı vitrinde kalıyor. Babaannelerinden kalan. Bu babaannesinden kalma camlı vitrin böyle eski bayağı. şey camlardan biri açılmış arada kadar. cam kapaklı vitrinler var ya eski. Hadi rüzgardan açıldı desen Baya ben falan hani üstüne bastırmadan açılmaz kolay kolay. Bu eski 70-80 işi mobilyalarda mıknatıslı kapağı var. Yani bu mıknatıs kısımları var o cam kapakların. Bir açı kuruttu da öyle mi açıldı diyor. Hani tabak çarak vitrini seyirlik böyle hani vitrin. bunlar hiç tırsmaya başlıyorlar. Bak, kim açacak böyle ardına kadar da açık. İşte tırsmaya başlıyorlar. Ablablar açsa görürdük. Hem niye açsınlar falan konuşuyorlar aralarında. Ele kalkıyor kapatıyor vitrin camını tekrar oturuyor. Filmi izlemeye devam ediyorlar. Bir süre sonra vitrin yavaşça açılıyor böyle gıcırtıyla. Gıcırt diye böyle açırı veriyor. Sen de gördün mü diyerek böyle birbirlerine bakıyorlar hala da böyle. Fark ediyorlar hani vitrinin açıldığını. Hani bozuldu falan deseler bir iki ayrılar evdeler. Hiç öyle bir şey de gelmemişler. Kuzeni diyor tam örtülmemiştir ben kapatayım. Kalkıyor gidiyor vitrin oraya. Çocuk bittiği camına dönüp bakarken kapatacakken bir anda fal taşı gibi açılmış gözleriyle pencereye bakıyor. Hani vitrin camını kapatacak. Yan tarafta pencere var. Pencereye bakıyor böyle gözleri ayrı, şey fal taşı gibi açılıyor. Ondan sonra camdan bir kadın bakıyor diyor. Ve hemen şey ya da televizyonun oraya koşuyor ya da. Bu bir kadın bakıyor diye böyle kuzeni yanına koşturuyor. Eleman kuzeni inanmıyor. Hani beni korkutmaya çalışıyor diye düşünüyor. Kafayı çevirip pencereye bakınca hakikaten yaşlı bir kadın görüyor böyle camda sülüet olarak. Tam diyor komşu falan mı geldi acaba camdan mı ses verecek pat birden kayboluyor. Yani yürüme, yürümesi falan yok. Göründüğü gibi pat birden kayboluveriyor hani gözden yutuyor. İkisi de bu rahatla fark ettikleri için küfür kıyamet salondan kaçıyorlar. Kuzeyde peşinden. İkisi çıkıyorlar salondan koşa koşa. Koridor dışarı yakıyorlar. Diyorlar acaba bize mi öyle göründü? Vitrinin camı pencereye mi yansıdı da perdeyi örtülü insan mı sandık? Ondan sonra dip dibe salona girip ışıkları açıyorlar salonu. Pencereye bakıyorlar böyle yavaşça yaklaşıyorlar. Kimse yok. Yaklaşıyorlar tekrar daha da pencereye. Hadi acaba komşulardan biri bahçeye geldi biz bir görmedik diye. Kimse yok bahçede. Hemen diplerinde bir apartman var karşı karşıya. Arada sadece bahçe duvarı geçiyor alçak ve e, yine hemen karşılardaki dairelerin ışıkları sörük camlarından evin üst kat odalarında yansımasını görebiliyorlar. O derece yakın. Bakıyorlar ki üst kattaki odalarda ışıkları yanıyor. Hadi ya kullanmadıkları odalar. Kimse çıkmaz oraya. Işıkları görüyor bütün odalar. Ondan sonra bunlar yansımaya bakarken bunları kim yaptı diye falan söylenirlerken üst kattaki odaların ışıkları yanıp söndüğünü görüyorlar böyle. Biri sanki pat pat açıp kapatıyor. Birkaç farklı odayı. En son tamamen kapanıyor ışıklar. 3-4 odanın birden böyle oluyor. Bunlar diyor ki ablamlar bizi mi korkutmaya çalışıyorlar acaba diye mutfağa gidiyorlar. Bakıyorlar ablalar mutfakta bunlar muhabbet sohbet ediyorlar hiçbir şeyden haberleri yok. Bunlar diyor ki ya diyor böyle böyle bir şeyler gördük. Siz duymadınız mı falan? Bağırmışlar ya bunlar. Filmle ilgili bağırdıklarını zannediyorlar. Demişler ya böyle ışık ışık yanıyor yukarıda. Vitrin cama açıldı falan anlatmış. Ablası ilk dalga geçmiş çocukla falan bunlarla ama bakmış bayağı beti benze atmış bunların hadi. Ve rezil olma pahası da korktuklarını anlatıyorlar. İşte ablası çocuklarla kuzeniyle falan çocukla kuzeniyle falan dalga geçiyor. İşte korkacaksanız diye izliyorsunuz kardeşim. Filmin etkisinde kalmışsınız diyor kız. Çocuklar yemin billah ediyor tamam mı? Işıklar yanıp söndü üst katta. Hani camdan yansımasını gördük. İşte karşı dairedir. Karşı daire ışıkları kapalıydı zaten. O yüzden yansımadan fark ettik diyor söylüyorlar. Diyor ki kız siz saçmalıyorsunuz. Gelin yukarı çıkalım bakalım. Abi, yukarı çıkıyorlar. Bakıyorlar yukarıdaki odaların ışıkları sönük. Yukarıda ışık yok. Fakat babaannelerin öldüğü o dipteki oda var ya bahsettiğim. O odanın kapı ardına kadar açık. Allah veremiyorlar. Çünkü anahtarı üzerinde ve hep kilitli duruyor o oda. Ablası tır, başlıyor Bu oda hep kapalıydı hani. Akşam kavanoz almaya çıktım buraya. Kapalı gördüm ben son. Kavanoz aldım. indim ışığı kapattım. indim diyor kapalı gördüm diyor. Kim açacak ki diyor. Sonra geri gidiyorlar aşağı. Filmi izlemeye devam ediyor çocuklar ama ışık açık izliyorlar. Böyle o gece. Bu Almanca hali bir iki hafta sonra geri dönüyor Almanya'ya. Evde belirgin bir gariplik olmuyor ama e, yalnızca üst kata çıkmışlarsa işte böyle bir kavanoz falan bir yer, turşu burşu bir şey almaya sanki e, biri seyrediyormuş gibi hissediyorlar hep ve sürekli babaları öldüğü odanın kapısını açık buluyorlar. O gece yaşadıklarını anne babasına da anlatıyor çocuk. Hadi e, anlatıyor işte böyle bir şeyler yaşadım. Çünkü sürekli kapı açık kalma muhabbeti dönüyor evde. Buna diyorlar ki ya işte korkmuşsunuzdur size öyle gelmiş falan diyorlar çocuğa. Çünkü Hani babası o evde çocukluğunu geçirmiş mi? Hiç öyle bir gariplik yaşamamış. Belirgin bir gariplik yaşamamış. En azından hatırlamıyor. Bir gün ee... <laughs> bir gün elemanın amcası ee... eşi çocukları falan bunlara misafirliğe geliyorlar. Bahçede komelle var. O bahçede oturuyorlar hep birlikte gece vakti. Ve bu olay bahse açılıyor. Hani, yani havadan sudan konuşurlarken cine periye geliyor konu. Gecenin o saati. Sonra bastar Yani bizim çocuklarda bir şeyler görmüşler evde. İşte yukarıdan ışıklarını açık buluyoruz. Yukarıda annemlerin odasının kapısı açıp duruyor kendi kendine diye. Bizim çocuklarda bir şeyler görmüş geçen ayda. İşte bizim Almancıları Salih ile bilmem kimle falan. Ondan sonra çocuğun babası diyor ki ya çocukluğumuz burada geçti diyor. Hiçbir şey görmedik diyor amcasından. Sen de söylesene diyor. Hiç yaşadık mı bu evde diyor. Amcası diyor ki oğlum diyor, sen alıf mısın diyor bir yaşlar sonra da bizde kaldı diyor. Hani ayda ya da bir buraya gelirsek geliyordu. Ne hatırlıyorsun ki diyor. Ve devam ediyor. Ben küçükken ben ben küçükken de diyor ama babanız doğmadan önce diyor. O üst katta diyor lüks lambalar bunlar hep yarık olurdu. Yani ışık yarık olurdu hep diyor. Yanık görürdüm hep. Annemin yattığı odanın kapısı da hep açık olurdu. Annem oraya çıkmayı Beni de sokulmayı görünür gider derdi diyor. Karışmayı sokulur gider derdi diyor. Hani görün, orada göründürmüş gidermiş. sokulmayan odaya gitmeyi dermiş. Eskiden böyle acayiplikleri yaşadığını öğrenince eleman soruyor da Yatır falan mı var diye. Çünkü hani yaygın anlatılardan ya işte evin altında yatır var, evin dedesi var. Kalkıp abdest oluyor gece. Göreller oluyor falan. Duymuşlar kulak doyuldu. Diyor ki amcısı Alev hiçbir şey demedi. Sadece gördür demişti. Hiç anlatmadı. Ee, bunun üzerinde ee, bizim elavada alıyor bir merak. Cim bir peri mi ne bu hadi. Ve niye şimdi yaşıyoruz? Sonra dikkat kesiliyor ilerleyen laflarda ne olacak diye. Ve şunu fark ediyor. Genelde evde birisi yalnız kaldığı zaman işte gölgedir, izlenme hissedir, o vitrin kapaklarıdır açılması sürekli oluyor. Kapı her zaman açık bulunuyor bak evde kalabalık varken de. Kilitleseler de. Ve ilginçtir. Kilitliyorlar böyle. Anahtarı başka yere koyuyorlar. Gene kapıyı açık vaziyette buluyorlar hani böyle. Bazen üst katta adım sesleri duyuluyor. Sanki böyle birisi ileri geri yürüyormuş gibi koridorda. Bu arada bu eleman bu da kafayı takmasının sebebi şu. Bu olaylardan sonra 2-3 günde bir tekrar tekrar aynı rüyayı görmeye başlıyor. Yani başka rüyalar da görüyor ama gördüğü bir rüyayı özellikle hatırlıyor. Bir rüyayı özellikle hatırlıyor. İşte oturdukları evi görüyor. Böyle basmalı fistallı genç kızlar var. Böyle bahçede oturuyorlar. Söyleşiyorlar kendi aralarında. Gülüşüyorlar. İçlerinden biri kalkıyor habersizce. Kızlardan birinin saç tutamlarından birini kesiyor gizlice böyle. Ve görüyor bunu habersizce yaptığını. Sonra bir anda geceye dönüyor ortalık ama o gündüzmüş gibi seyretmeye devam ediyor. Rüyasında görüyor. O gizlice saç kesen kız e, elinde böyle tam e, saç örgüsü gibi bir nesne var. Arka bahçeye geçiyor. Eleman görüyor bunu. Adım adım onunla takip ediyor sanki. Ve avcuda böyle üzerinde koyu renk bir şey, e, şey üzerinde koyu renk bir yeleği var. O yeleğinin eteğinde böyle avucunda bir şeyler saklıyor sanki eteğinde. Böyle eşya mı taş mı belirsiz. Bahçede böyle alçak kenarı e, priketle örülmüş bir bostan kuyusu var ama gelişçe biraz. Tahtadan bir kapakla, belki eski bir tahta siliyle örtülmüş ağzı. Ters çevrilip, üstüne de taşlar konmuş. Eğiliyor, kapağı kaldırıyor kız. Eteğindekileri, o ucu görünen saç örgüsünü bu, bu kuyuya atıyor. E, doğa gibi bir şeyler mırıldanıp atıyor bunu, yapıyor. Ve işte bu doğa gibi sözler mırıldanırken, böyle anlamlı alamsız kendi kendine konuşurken kapağı kapatıp gidiyor. Ve kapak kapanır kapanmaz çocuk uyarıyor çok rahatsız olmuş bir şekilde. Gördüğü rüya bu. Hatta bir seferinde yazıyor kenara köşeye bir yere. Tekrar gördüğünde yine ayrısını seyrettiğini fark ediyor. Bir anlam veremiyor. Sonra bir gece salonda uyuyor tek başına. Yine aile bir misafirlikte. Ablası falan da yok. Aileyle çıkamamış işte. Arabaya doluşup gitmişler bu evde tek kalmış. Salonu ve koridorun ışığını yakıp salonu uyumaya çalışıyor. Hani bir şey olursa görmeyeyim hani dek gelmesin. Olursa da hani artık olacaksa da bahçeye kaçarım diye hesap ediyor böyle. Uyurken yine aynı rüyayı görüyor. Ama uyandığında uyku yanıklık arasında babaannesini salonda görüyor çocuk. Hani ölmüş babaannesini. Böyle aksi suratlı çatık kaşlarıyla kadın buna bakıyor. O açılan vitrinin önünde. Cam vitrini mi? Bu sefer bölmenin ahşap kapaklarından birini açıyor kadın. Gözünün önünde. Ama bir yönüyle de çocuğa böyle dönük. Hani ona dönük. Açıyor böyle kapakları. Ve e, sert sert bakmayı sürdürüyor böyle. Çocuğun yattığı kanepe sarsılmaya başlıyor anda. Hani kalepe e, sarsılmaya başlıyor. Hani deprem gibi de değil. Biri kenarından tutup sallıyor sanki böyle. Tutmuşa sallıyor gibi. Uyanıyor hemen. Bakıyor kalep hakikaten sallanıyor Deprem oldu sararken lambalara bakıyor Böyle flora sallara Lan Hiçbiri sallanmıyor Eşyalar duruyor ama kanepe böyle tangur tungur sallanıyor Etrafına bakarken Vitrine bakıyor böyle Hani sallanıyor bir eşyada Vitrine gözü kayıyor Kapakları o cam olan da Aşağıdaki ahşap olan da Aynı rüyaslık şekilde açılmış o kapaklar Bakarken de böyle Bir an o vitrine ne olduğunu anlamazken Işıklar yarıp sönüyor salonla koridorun. Işıklar yarıp sönüyor. Ve düğmeleri şıkırtılarıyla duyuyor. Sanki biri basmış gibi yani böyle şey değil. O sigortada voltaj düşük gibi de böyle şak şak sesleri de duyuyor. O şıkırtıları sesini duyunca o ışık kapanıp örtülmesini görünce ağrıda bahçeye fırlıyor. Evin üst katından da yürüme sesleri geliyor bahçeye kadar duyuyor. Yani biri sinirli sinirli dolaşıyormuş gibi evin içinde sesleri duyuyor. Ve ailesi dönene kadar giremiyor eve. Gelince de hale yaşadıkları anlatıyor işte. Böyle bunlar bunlar oldu. Ya ama çok sallamıyorlar. işte. ya etkisi de kaldı. Korkuttum kendini. Yıllardır yaşıyorum. Böyle bir şey olmadı. Ya. Sallamıyorlar çocuğu. Ama kapının açıldığını falan da bir anlam veremiyorlar. her yani böyle evin bir fenomeni oluyor artık. Bu eleman diyor ki Yani bu gördükleri yaşadıkları tesadüf olamaz. Hani bir şey var galiba burada diyor ve diyor ki hani, ne olduğunu anlamadan diyor, rahat edemeyeceğim ben diyor ailesi yani bunu çözeceğim ben. Ve komşularıyla konuşmaya başlıyor çocuk. İşte daha önce bizim evde hiç böyle ses duydunuz mu? Kimse yokken ışıklar açıldı mı diye. Ya kimse belirgin bir gariplik görmemiş ya. Duymamış. Hani evde pek yatıya kalan da olmamış ama çevrede bir acayiplik olmamış hani. Fakat sadece babaannesinin akrarı bir komşu kadın var. Arka bahçe tarafında evlerinin. Bahçeye bakan üç katlı bir aile apartmanında. Ona da evde çörek bile pişirmişler. Böyle hani evde işte Teyzede de kim, kimsesi yok. Olana gönderelim. Kokmuştur diye. Annesi gönderince çocuk konuşma imkanı buluyor teyzeyle. Siz hep burada mı oturuyorsunuz diyor. Soruyor. İşte kadın biz buralıyız. Babaannen dedenle evlenince buraya geldi taşındı. 30-40 sene evveli belki de cevap vereceği diyor. Belki bu biliyordur hani. Babaanne eskiden beri bilen biri diye. çocuğun hatta şey çocuğun dedesi tarafından uzaktık, uzaktan akrabalık durumu da var. Aynı köyden gelmişler şehirde o semtine. Eleman üstü örtülü bir biçimde soruyor. E, hiç böyle gariplikler falan yaşadınız mı diye. Kadın diyor ki bizim filanın babaannesinin ismini söylüyor çocuğun. Öyle tuhaflıkları vardı diyor. Hani yeni geli diye yerini yadırgadı sanıyorduk ama buraya geldikten bir süre sonra diyor gözüme çarpmıştı diyor. Mahalleli kızlarıyla diyor hep sizin ön bahçede toplaşır, söyleşir, nakışlar işlerdik diyor. Tığ, tığ örerdik diyor sizin bahçede. Zaman zaman evinde kalıyorsam sana görülen olursa korkma falan derdi bana diyor. Bazen de salonda vitrindeki misafirlik bu çeyiz getirdiği porselen tabakları çıkarır. Boş şekilde bir masaya koyar, dizer. Oturur. Tek başına yerde. Biz geldiğimizde bize bile çıkarmazdı o tabakları. Çatal kaşıkları. Kendi kendine böyle evcil koyular gibi karşısında biri varmış gibi konuşurdu. Camdan görürdük arada pencereden gelip geçerken diyor. Deden öldükten sonra da diyor daha da arttı diyor yani yalnızlık zor deyince ne zaman yalnızlık zor diye muhabbet açsam diyor vardır bize de yaralık eden deyip geçiştirir de diyor. Akrabalarından duyduk biri büyü yaptırmış bozamamışlar mı senelerden beri bir acayip yok ama bu dediklerimi yapardı. Çocuğa bunları anlatıyor yani kadının böyle bir huyu varmış ve yalnız kaldığında yükselenmiş yani o yüzden aile içinde bir yaşarken pek fark etmemiş. Eleman diyor ki Büyü falan delice hani duymuş sağdan soldan işte domuz yağıdır, kaşık büyüsüdür, sabun büyüsüdür, kulak dolgulu duymuş. Bir vitrine bakayım acaba ne var diyor. Öyle düşünüyor. İşte vitrinleri açıp bakıyor. İşte tabak çarak var sadece. Aşağı ahşap bölme kısmında da eski defterler var. Adrese telefonlara yazılı. İşte eski ilaç şişeleri, kutuları, kalemler, hani eski düğün davetiyeleri, gazeteler yani. Yaşlı evinde rutinde varsa. Bir tane albüm buluyor çocuk. Böyle 80 şi albümlerden. Çocuk daha önce hiç görmemiş. Albüme bakıyor. Hani defterlerden bir şey çıkmadı. Belki albümler arasında muska falan vardır diye. Albümü karıştırıyor. Eski kartpostalların fotoğraflar var. Çoğu işte 80'den 70'ten. Böyle siyah beyaz bayağı resim var. Ee, babaannesinin gençliğini tanıyor. Orada görüyor hani resimlerde Babaannesinin eski fotoğrafları. Ve resimlere bakarken bir fotoğrafı görünce aşırı tanıdık geliyor. Bahçede bir grup genç kız oturmuş. Siyah beyaz resim böyle. Bir şeye bakmışlar. Fotoğrafı çekere doğru bakmışlar. Rüyasında gördüğü kızlar. Tiplerini hatırlıyor bir şekilde. İşte ee, siyah beyaz resim. Bir köşede babaannesinin gençliğini görüyor. Rüyasında gördüğü kızlardan biri. İşte saçı, geçil, saçı gizlice kesilen kız babaannesi. oru görüyor. hadi tarıyor fotoğraflarda. Diğer köşede de ee, o saç kesen kuyuya bir şeyler atan kızı görüyor. Diğer en köşede böyle ee, ve üzerindeki eleğe kadar aynı işte babaannesinin yüzü görüyor o saç kesen kız asık suratla bakmış böyle şey doğru kadraja doğru aklı çıkıyor ya, daha önce görmemiş bu resmi ben nasıl rüyada bunu görebilirim diye kafayı yiyor Annesine babasına soruyor bu resimdekiler kim diye i̇şte kimi akrabaları kimi eski komşuları o arkadaki yaşlı teyze de resimde olanlardan biri ya o saç kesen de işte babaannesinin görümcesi yani babasının halası. İşte diyor ki bu adam falan halam diyor. 20 sene evvel vefat etti diye söylüyor. O da o mahallede oturuyormuş. Ama tabii fazla hatırlamıyor babası. Hani orada çok kalmamış ya. O komşu teyzeye gidiyor çocuk fotoğrafı alıp. Hani hatırlayıp hatırlamadığını. Kadın lalları canlanıyor. Nereden buldum bu diyor fotoğrafı diyor. Biz diyor bugün o resmi çekildiğimiz günü hatırlıyorum diyor. Bende de vardı bir tane ama kaybolup gitti. Gençlik zamanı duyguları böyle kadın. Elevan soruyor. Babaannemle araları nasıldı teyze diyor halamın, büyük halamın diyor. Yani babamın halasını hatırlıyor musun diyor. Kadın kaşları çatılıyor böyle. Hiç geçiremezlerdi diyor. Halam babaanneni kıskanırdı hep. Abi ve büyü yaptırdı da kendine bağladı diye söylenirdi diyor hep biz sağda solda. Kadın böyle deyince daha da pileleniyor eleman. Diyor bir de kuyuya bakmalı. Çünkü bayağı vitrin falan arkasına falan bakmış hani. Böyle kaydırmış falan böyle. Hani hiçbir şey çıkmamış. Arka bahçede artık böyle üstürüyorsun bürümüş. Büyük bir beton kapağı olan bir kuyu var. Hani duruyor cidden. Rüyasında gördüğü gibi. Ama çok fark etmiyor yani. Betonla kapatmışlar. Beton kapakla kapatmışlar üstünü. Kafaya koyuyor. Kuyuya bakacak. Babası da ne zamandır söyleniyor işte yaz muhabbetiyle. Yaz vesilesiyle. Kuyuyu temizletmek lazım. Bahçeye su çekmekle uğraşmayız diye. Fırsat sayıyor bunu çocuk diyor. Biz halledemeyiz biz. Bir, mi? halledemez miyiz diyor. Babası da diyor ki çok deri değil diyor. işte eskiden şu tahta merdiveni sarkıtır. Biz iler temizlerdik. Beton kapağı kaldırıyorlar. Bir iki akrabaları da yardıma geliyor. Çocuk merdivenle iniyor kuyuya. Çok derin değil. Kürekle zembil içine işte balçıkları dipteki balçıkları atıyor. iple çekiyorlar zembili. Bir, birkaç sefer sonra eleman yere eğiliyor. Sanki bir şey bulmuş gibi böyle cebine koyar gibi bir yere eğiliyor. O esnada o kalın urga kopu veriyor. zebili ee, zebbili yukarı çeken. İçinde taşlar da olan zebbili çocuğun başına iri veriyor. Oracık da çocuk beyin kanaması geçiriyor. Artık o desteği yedince başına beyin kanaması geçiriyor ve güç bela kuyudan çıkartıp hastaneye yetiştiriyorlar. Fakat kurtaramıyorlar. Çocuk vefat ediyor. İşte elbiselerini çıkarıp ailesine teslim ettiklerinde ablası çocuğun pantolonu cebinde bir deste buluyor. Böyle gelin duvarı sarılı vaziyette. Bir muska yine bu şamba içinde böyle örgülü düğümlenmiş üstüne kemik tavuk ayağı falan bağlanmış. Ee, saç örgüsü, e, çocuk patiği birbirine takılmış paslı kilitler düğüm düğüm ipler. Kız dokunur dokunmaz başa ağrımaya başlıyor. Pis bir koku peyda oluyor böyle evde. Hemen komşularda soruyorlar işte biz böyle bir şey bulduk evde diye. Mahallelerde kurşun döktüğünü bilinen bir teyze var ona götürüyorlar. Yallarda da bir iki komşuları var işte bunlara akıl veren. Götürdükleri kadının ailesi bu işlerle uğraşırmış. Yani büyü falan yaparmış. Kadın bunların elindeki muskayı görünce şey diyor. Anneme eskiden çok getirirlerdi diyor bunlardan. Kendisi de yapardı diyor böyle büyü diyor. Bana çok tembihledi. Kızım sen boz ama, asla yapma diye diyor. Ee, diyor ki bir kova deri suyu getirin bana diyor. Bir yerden diyor bulup diyor. Herhangi bir denizden, kızdan. Şimdi gidiyorlar. Mahalleli gençlerinden bir de işte bir kova deri suyu getiriyorlar böyle. Onun içine atıyor cisimleri kadın. Bir yandan da okuyor böyle. Sağda solda birileri varmış gibi onlarla konuşuyor böyle fısır fısır. E, eleman lallesiyle ablası perişan zaten. Ne oldu? Nasıl bir belaya uğradık diye. Kadın en son muskayı açıyor. Yazara bakıyor ve bir yazara baktıktan sonra ağlamaya başlıyor. B bozan kadın. Hani konuşamayacak hale geliyor. Biraz toparlanınca da anlatmaya başlıyor. İşte annem eskiden ya ayırmak ya bağlamak için büyü yapardı. Ben çok günah işledim. Acılarını çekiyorum ama birini unutamıyorum. Vaktiyle bu mahallede bir gelin kıza görümcesi büyü yaptırdı. Bir cini ona bu salat kıldım. Birbirlerine sevdaladılar. Cin ve cinden olma çocuklar oraya yerleşti. Kadın ölene de o cinlerle yaşayacak. Ben bunu hiç unutamıyorum diye vicdan azabından öldü. Yazısından tanıdım. Annem yapmış bunu diyor. Ve sonra da ekliyor. Artık bağ çözüldü ama ciller oraya bu olduğu olduğundan evi boşaltmanız lazım diyor. Size ferahlıkları dokunabilir. Ve para alıyor bunlardan hani. Annesinin şeyi, bu onların sayesinde çözdüğü için. Bunlar tamamlıyorlar ama kalıyor öyle yani. E, terk etmiyorlar orayı. Yani i̇kna edemiyorlar şeyi. Aile babasını. İşte buska çözüldü nasıl olsa sorun olmaz diye rahatlatıyor adam bunları. Olaydan birkaç gün sonra Elavan'ın babası sıra kadem basıp kayboluyor. Ortadan kayboluyor. Elavan'ın ablasıyla ailesini vurduktan sonra. Kimi ciddet diyor, kimi de evin cilleri yüzünden böyle oldu diyor. Ev yıkılıp arazisini başka birisi sağlara kadar da kimse oturmuyor. Sizler için yazıldığı, okunduğu gerçek veya kurgu hikaye hikayedir. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola efendim.